Sohbet bizi Efendimiz'e yaklaştırır. Şu tabirimi lütfen dikkat buyurun. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam geldiği zaman, yani peygamberliğe göreve başladığı zaman çevresindeki insanlar bedevi insanlardı. Nezaket nedir bilmezlerdi. Zarafet nedir bilmezlerdi. Adab nedir, erkan nedir bilmezlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o bedevi olan insanları sohbet metoduyla eğitti. Sohbet metoduyla onları öyle bir kıvama getirdi, öyle bir noktaya getirdi ki, hani bugün normal sosyal hayatın içerisinde ya camiye nasıl girilecek, camide nasıl durulacak, nasıl konuşulacak veya normal sosyal hayatın içerisinde insanlarla nasıl irtibatını, hangi ses tonuyla konuşacağını, nasıl davranacağını bilmeyen bir kişi gördüğümüz zaman toplum olarak ne diyoruz? Eğitimsiz. İşte eğitim problemimiz diyoruz. Efendimiz geldiği zaman diyoruz ki bedevi bir topluma geldi. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam onlara sohbet etmeden önce bedevi dediğimiz zaman aklımıza şu gelsin. Kendi elleriyle kendi evlatlarını diri diri toprağa gömecek kadar cani olan insanlar. Bedevi olan insanlar. Bu kadar cahil. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara sadece sohbet metodunu uyguladı. Başka bir okul yok, başka bir mektep yok, üniversite yok, internet yok. Sadece bir yöntem, sohbet. Her namazdan sonra sohbet, her namazdan önce sohbet, her anı sohbet, her dakikası sohbet olan bir irşat merkezi kurdu. O kendi elleriyle kendi evlatlarını canlı canlı toprağa gömen o bedevi olan insanlar, o sohbet vesilesiyle öyle bir noktaya geldiler ki, ayaklarına çıngırak takmış olan sokaklarda gezen insanlar görmeye başladılar. Ya nedir bu ayaklarınızdaki çıngıraklar? Sorulduğu takdirde şu cevabı veriyorlar. Diyorlar ki belki farkında olmadan, farkına varmadan olur ya, ayağımızın altında gezen bir örümcek olur, bir karınca olur, bir hayvanat olur da bilmeden onları ezeriz endişesiyle ayaklarına çıngırak takmışlar. Şu hassasiyete bakar mısınız? Nereden nereye taşıyor? Ne taşıyor? Sohbet. Bu sohbetler bizi Efendimiz'e yaklaştıracak. Bu sohbetler vesilesiyle onu daha fazla tanıyacağız. Tanıdıkça daha fazla seveceğiz. Sevdikçe daha fazla hayatımızda onu tatbik edeceğiz, uygulayacağız. Kişi sevdiğine benzer. Kimi sevdiğinize dikkat edin. Eğer Efendimiz'i daha fazla tanır bu sohbetler vesilesiyle, onu daha fazla seversek, simamız, siretimiz, yaşantımız, giyinişimiz, saç modelimiz, konuşma tabirimiz, her şeyimiz ona benzeyecek.